Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Kasım 2017 Cumartesi gündeyiz. Bugün arkadaşlar bu kamera stabilize aparatı var. Ya da gimbal deniyor. Kamera stabilize aparatı deniyor. Öyle bir ürün yapmaya çalışacağım kendi imkanlarımla. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda tripodumuzu yaptık. Alt ayaklarını da açtığımız zaman ve üstüne selfie çubuğunu koyduğumuz zaman, tam hepsini açtığımız zaman, ya da benim boyum da bayağı bir geçiyor. Hemen hemen 2 metre kadar bir tepe noktasını oluşturuyoruz. Tripodumuzu yaptık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, biraz önceki görüntüyü çektim, gördünüz. Adım atarken, giderken, bir objenin etrafında dolaşırken ya da yürüyürken, çekim yaparken ister istemez bir stabilize problemi oluyor, fark ediyorsunuz. İşte görüntü bozuluyor, titremeler oluyor. Onun önüne geçebilmek için o bahsettiğim bir araç var. Kamera stabilize aparatı ya da gimbal deniyor. Onun değişik versiyonları var. Onun da kısaca mantığını söyleyeyim arkadaşlar. İki tane 180 derecelik eksen birbirini kesecek şekilde sağa ve sola, öne ve arkaya döndükten sonra 360 derecelik bir açıyı yakalıyorsunuz. Ondan sonra yani elinizde tuttuğunuz zaman kamerayı istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde hareket etseniz de kamerada sabit kalıyor. Yani %100 demeyelim de %80-90 oranında görüntüyü iyileştiriyor diyebiliriz. Yine elinden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım. Kendi imkanlarımla, garajımdaki lazım olan malzemelerden bakacağım. Kullanabileceğim bir şey varsa onunla yapmaya çalışacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu bahsettiğim kamera ya da telefon stabilize aletini, aparatını diyelim. Stabilize aparatını bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Telefon ya da herhangi bir kamerayı buraya taktıktan sonra bu şekilde dediğim gibi 180 derece öne ve arkaya, 180 derece sağa ve sola olduktan sonra 360 dereceyi tamamlıyorsunuz bu şekilde. Şöyle onunla ilgili çekimler yaptım zaten, göreceksiniz şimdi. Şöyle. Şöyle yukarı aşağıya, sağa sol. Şöyle oynuyor arkadaşlar. Böyle. Sarsıntısız bir çekim yapıyorsunuz bu şekilde. Şöyle ağırlık ayarlarını yapabiliyorsunuz biraz yukarı ve aşağıya. Tam ince ayarlarını yapmadım şu anda. Şimdi hangi parçalarda nasıl yapıldığını göstereceğim size.
kamera veya telefon stabilize aletimizi tamamladık bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani malzeme olarak şu saplama var. Bir tane saplama alıyorsunuz. Bunlar 1 metre civarında. İşte yarım metre yapıp kesebilirsiniz. Şu üst kısmında saplamayı delip selfie çubuğunun üstünü monte ettik. Vidalık şu şekilde. Şöyle. Şurada normal somunlar var zaten. Şurada ağırlık olarak ben kendi orada bulmuş olduğum, yani tamirhanede bulduğum büyük bir civata taktım. İşte şöyle pullar taktım. Bunu sağa sola çevirerek ince hassas ayarlarını yapıyorum. Sonra arkadaşlar şu görmüş olduğunuz plastik yüzlük pimaş kelepçesi. Bu da daha buradan 1,5 liraya almıştım. Ucuz bu parçalar. Şu görmüş olduğunuz parça, bilgilerin geçmiş olduğu parça. Yarım parmak T diye geçiyor. 1/2 olabilir tam olarak. Tesisatçılar arasındaki şeyi söylüyorum. Yani tesisatçıların konuştuğu dilde. Bu yarım parmak T arkadaşlar, bir tane. Şu da yarım parmak açık dirsek. Bu normal yarım parmak bir boru. Bu şekilde tutmak için. İçinde dediğim gibi şurada 2 tane bilyesi var. Gösterdim. Şurada da içinde gömülü şu anda gözükmüyor. 2 tane bilye de bunun içinde var. Toplam 4 tane bilye gidiyor. Bilyenin tanesi 1 lira. Kelepçeyi dedik. İşte şu saplamaları, somunları söyledik. Yani toplamda bir 15 lira gibi bir şey tutacak tahmin ediyorum. Tam hesap yapmadım ama yani 15 lirayı geçmemesi lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu sarsıntıyı engelliyor. Yani %100 demeyelim de %80-90 sarsıntıyı engelliyor. Yürüdüğü zaman anlaşılmıyor. Tabi ince hassas ayarı var. Onu telefonunuzu, kameranızı koyduktan sonra sağa sola yatıyor mu, yatmıyor mu, onun bir ince hassas ayarı var. Ona bakacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.